Bak, senin düşündüğün gibi değil. Ne düşündüğüm gibi değil? Selim, sakin ol. Sonra anlatırım ben sana, tamam mı? Sen biliyordun. Biliyordun ve bana yıllarca katil muamelesi yaptın. Düşündüğün gibi değil diyorum sana. Tamam mı? Sakin ol. Anlatacağım ben sana. Selim Bey, affedin beni. Gelin helalleşelim. Siz manyak mısınız? Kafayı beğendiniz! Sakin ol diyorum sana. Sakin ol. Baban o senin. Atarlanma. Yola gelesin diye yattı adamcağız. Sen sus! Kapa çeneni. Gebertirim yoksa seni. Bu kadar insanın önünde yeterince rezil olduk. Anlatacağım sana dedim. Sakinleş biraz. Sen adam. Senin babalığın adamı. Sonradan pişman olacağın şeyler söyleme babana lütfen. Selim, bir konuşalım önce lütfen. Sen iğrenç bir adamsın. Kaza olayı unutulmuş derken bir de intihar mevzusu çıktı başımıza ya. Selim'in yaptığı kazayla bunun arasında bağlantı kurmana hiç gerek yok. Niye onu hatırlatıyorsun ki? Allah'tan burada ölen kalan olmamış. Ölen kalan olmamış. Allah hepinizin belasını versin. Selim ya, neredesin kim bilir? Anneciğim,
Çok özledim seni. Sen hayatta olsaydın eğer... İzin vermezdin babama, biliyorum. Korurdun. Kollardın beni. Sen Kutlusay, senden nefret ediyorum. Öylece bırakıp çıktım. Özür dilerim. Ne derseniz deyin, ben bu oğlanın sinirinden korkuyorum. Resmen üstümüze yürüdü. Çocuğun çektiği vicdan azabı yetmezmiş gibi. Bir de bunun... Öz babasının kendisine bile isteği azap çektirdiğini öğrendi. Öyle mi Onur? Bunu mu diyecektin? Anlayamazsınız. Ana baba olmadan beni anlayamazsınız. İmkan yok, kimse anlayamaz. Kazanın yaşandığı sene Selim zıvaradan çıkmıştı. Laf söz dinlemiyordu. Felaketti, ben hatırlıyorum. Saldıracak yer arıyordu ya. Olmadık yerlerde olay çıkartıp herkesle öresi kavga ediyordu. Deli gibi içip sapıtıyordu. Hatırlasana Nil. Korktum ya. Oğlum için korktum. Ya babacığım. Olaylar bir anda gelişiverdi. Kazadan hemen sonra. Ağzımdan dökülen anlık bir laf. Hayatımın bir parçası olacağını nereden bileyim? Selim uslanır, sakinleşir diye düşündüm. Küçük beyaz bir yalanın buraya kadar varacağını nereden bileyim? Sizin için küçük beyaz bir yalan, Selim için hayatı boyunca taşıyacağı bir vicdan yükü. Bir an hiç gelmeyeceksin sandım.
Binnaz, sen eve gitmedin mi? Yok anam, burada yattım. Serra nerede? Gelmedi mi daha? Mesaj attı. Ne mesajı? İşte arkadaşında kalacakmış bu gece. Arkadaşının kalacakmış? Ne münasebet ya? Ya ne var canım? Çocuklar hep yapıyor. Nazım hep yapıyor. Hem bir de haber bile vermiyor. Yok artık. Dur. İşte daha ne istiyorsun? Çocuk haber vermiş. Sen merak etme bak, bacağını açacak. Hadi yat. Yarın sabah konuşuruz. Hadi merak etme. Hadi bakalım. İyi geceler. Ah Serra, ah. Hayatta kendini yapayalnız hissettiğin oldu mu hiç? Tek başına kaldığını, seni seven, sayan, önemseyen kimse olmadığını falan düşündün mü? Bizim babamla ilişkimiz hiç iyi olmadı zaten. Hep birbirimize karşı mesafeliydik. Ne zaman başım sıkışsa annemin yokluğu hiç mi yoksa hiç babama sığınmadım. Sığınamadım. Allah'tan babaannem vardı. O da olmasa. Artık sadece babaannen yok. Sen de ben uyuyamadın. Yani. Benim de aklım Selim'de kaldı. Var mı bir haber? Yok. Çocukken de üzüldüğünde, sinirlendiğinde böyle ortadan kaybolurdu. Bir keresinde sırt çantasını alıp İzmir'e doğru yürümeye çıkmıştı. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? 7 yaşında ya vardı ya yoktu. Alt mahallede bulmuştuk onu. Annenin aklı çıkmıştı kayboldu diye. O zamanlar da koruyucu limana babaannemdi. Gece arabaya atlayıp Urla'ya gitmişsin bu çocuk. Yok sanmam.
Ama yarın sabah ilk işiyle babaannemi arayıp bir ağzını ararım, merak etme. Çok mu kötü bir babayım? Babacığım lütfen. Sen ne biçim bir babasın dedi. Nefret akıyordu gözlerinden. Nasıl toparlayacağım bu ilişkiyi bilemiyorum. Hayatımda her türlü sınavı geçtim. Ama oğlumla olan sınavı beceremedim. İyi ki varsın Nil. Babacığım. Olacağını tahmin etmemiştim. Yani seni böyle partiden birden çıkınca dedim eve gitmiştir. Daha uyumamıştır diye düşündüm. Bir de baktım ışıklar da açıktı. Şuradan pat diye çıktım ben de yukarıya. Öyle mi? Rahatsız ettim. Özür dilerim. Selim uyuyor, uyandırmayın. Evet, evet. Zaten morali de bayağı bozuk uyusuna. Ben gideyim o zaman. Sahip olduklarının değerinin farkında mısın acaba?